anketine ve haberi birleştiren frekansta şimdi de duvar gazetesi kaynağından son anketi yorumlayacağız. PR araştırma son seçim anketini yayınladı çok ilginç sonuçlar var. Kadir Atalay artı televizyonda konuşmuş ve duvar gazetesi haberleştirmiş çok ilginç sonuçlar ve öncelikle diyor ki Kadir Bey Önceki aylarda yaptığımız anketlere göre İyi Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partilerin oylarında düşüş var. Siyasette görünür olmak oy kazanmada çok önemlidir. Değerlendirmesinde bulunmuş Artı Televizyon'la şimdi son anket sonuçları öncelikle kararsızlar dağıtılmadan önceki tablo geliyor. Nisan ayı PR araştırmaya göre son anket sonuçları kararsızlar dağıtılmadan önce. AKP %27.5, Cumhuriyet Halk Partisi %19.8, Milliyetçi Hareket Partisi %7.3, HDP %9.6, İyi Parti %8.3, Deva Partisi %1.9, Saadet Partisi %1.3 ve son dönemde gündeme gelen Zafer Partisi %1.2, kararsızlar %11.2, affedersiniz kararsızlar %11.7, oy oranında ve oy kullanmam diyen seçmen grubu %7.5 Kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı'nın oy oranı AKP ve MHP %34.8. Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti'nin oy oranı ise %28.1 olarak bulmuş PR araştırma. Şimdi önemli olan şu kararsızlar dağıtıldıktan sonraki tablo ve o tablo geliyor ekranlarınızda tarafsız haber Barış Biner ekranlarına Duvar Gazetesi kaynağından. PR araştırmaya göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra bugün seçim olsa bu sonuçlar ortaya çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi %34, Cumhuriyet Halk Partisi %24 bu çok 25'e 34 bir önemli bir fark gözüküyor bu araştırmada. Kadir Bey böyle bulmuş bu defa. İyi Parti %10.3, Milliyetçi Hareket Partisi %9, HDP %11.9, Deva Partisi %2.3, Saadet Partisi %1.6. Zafer Partisi mülteci politikasıyla gündeme geliyor ve anketlerde artık 1'i aşıyor. 1.5 Bağımsız Türkiye Partisi 1.3 ile o da 1'i aşıyor. Çok ilginç bir oran. Yine tipin 1'i aştığını 1.1'i bulduğunu görüyoruz. Ve diğer tüm partilerin oy oranı %2.5. Burada dikkatimizi çeken tablo AKP 34, MHP 39 ve yaklaşık %43 oy oranında Cumhur İttifakı kararsızlar dağıtıldıktan sonra Kadir Atalay'ın araştırma şirketine göre CHP 25'te kalıyor. HDI Parti 10.3'te kalıyor. Her iki parti de son araştırmasında biraz daha düşük bulmuş Kadir Bey örnekleminde. Ve HDP'de 11.9 ile 12 barajında bu sonuçlar var. Tarafsız haberde değerlendir